Hanımlar, beyler, günün ilk yarışmacısı masadaki yerini aldı. Siz de bu masada yerinizi almak istiyorsanız ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi masaya oturtuyoruz, biliyorsunuz. Dilan Hanım, merhaba tekrar. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Evet, tekstil sektöründe çalışıyorum bölüm sorumlusu olarak. Çok güzel. Evet, ailemle yaşıyorum. 31 yaşındayım, bekarım. Evet. Ya doğru programda mı acaba bu kadın? Maalesef. Evet. Bekarsınız, orada kaldık. Evet, onun dışında hobi olarak... Bekarlık dışında mı hobi olarak? Ay, nasıl devam edeyim bilmiyorum. Gayet güzel devam ediyorsunuz. Tamam, evet. Siz sorun, ben cevap. Yo, gayet iyi gidiyorsunuz. Ha, tamam. Hobiniz neymiş? Hobi de güzellik işleriyle uğraşmayı çok seviyorum. Protestana karşı kirpik, bunların eğitimini aldım zaten, sertifikalarım da var. Gerçekten? Evet. O işi yapmıyorsunuz ama. Yapmıyorum. Aslında meslek olarak devam edebilirdim ama kendi sektörüme alıştığım için... Tekstile. Oraya... Evet, ha. Alıştım yani, bayağı da çalışıyorum çok çünkü. Çok güzel. Kirpikleriniz kendi kirpikleriniz. Yok, bu takma kirpik. Öğrendim, kendime uyguluyorum diyorsunuz. Bu takma kirpik, bunu öğrenmeye gerek yok. Benim bunu yaptığım ipek kirpik daha böyle ince, tek iş, tek takılıyor. Evet. Hadi ya, evet. Arkadaşlarınıza faydanız oluyor mu? Zaten arkadaşlarımı yapıyorum, kız kardeşlerimi yapıyorum. Çok güzel. Evet. Kaç kardeşsiniz? 3 kız kardeş, 1 erkek, 4. Aa, ne kadar güzel. Evet. Peki, kelime oyununu evde oynarken aslında fena olmadığınızı düşünüyoruz. Evet, evet. Ama işte heyecandan bakalım neler heyecandan yaşanacak. İnşallah sorular da güzel gelir de şansıma. İnşallah sorular da güzel gelir. Bu ne da... oldu? Ben yarışmacılarla tanışmadan dedikodusu mu yapılmış? Ne olmuş sevgili izleyenler? Aldık da. Yani düşük puan almak istemiyorum açıkçası. Ay, inşallah almazsınız. İnşallah almam. Düşük mesela sizin için kaç? 6.000'den aşağı hiç almayayım zaten. Alırsam direkt beni aşağı. Yok edin buradan. Aa, demeyin öyle. yok istemiyorum, düşük puan istemiyorum. İnşallah 6.000'den aşağı almazsınız. İnşallah, yani o çok kötü olur. Yok, kötü olmaz. Yani kötünün iyisi 7.000 alayım, 7.000'i de geçer. Kötünün iyisi 7.000. Evet. Oo, iddialara bakınız. 7.000 alayım, 7.000'i de geçersem süper olur. Süper olur. Evet. O zaman ufak ufak başlayalım mı? Başlayalım. Peki, hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Külhan Bey'i bağırması olarak da bilinen yüksek sesle uzun uzun haykırmak. Neda? Değil. Nara? Nara doğru cevap. İkinci 4 harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. İs değil. Evet. İsle ne? Ne? Türeteceğim. Ek almış zaten. İsli. İsli doğru cevap. 5 harflere geçtik. Tek kelime bir erkek ismine de benzediğini iddia ediyor editörümüz, gelsin bakalım. Hava basıncıyla çalışan beton kırıcı delici alet. Bilmem. Bilirsiniz. Hava basıncıyla çalışan. Matkap diye. Harf alayım. Alın, basmayın. Basmayın. Evet. Evet. T. Hani yol. Evet, evet. Heh. Kesin. Bir harf daha alın. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. H harfi. Halta, halte. Ne? Halte. Durdurun. Halte. Sesli harfler bir tane. İkisi de yani tek bir sesli harf. Ha, halt. Halt. Hayır. Nasıl? Yok. Doğru. Bir tanesini değiştirin. Diğeriyle aynı olması lazım. Nasıl? Demin söylediniz ya kelimeyi. Halte dedim. Heh. İşte sesli harfler bir tanesini tekrar edin. Haste. Ha. Sesli harf. Sesli harfi. Halte. Kelimeyi söyleyin. Halte dedim. Evet. Sesli harf. Tek bir sesli harf koyun. Yani bir tane sesli harfi kullanın sadece. Şimdi halte diyorsunuz ya. Evet. Sesli harfler yanlış. Tamam. Halte. Başka bir sesli harf koyun. Halti, haltu, haltu. Ha, sona koyduğunuzu başa da koyun. Hilta. Hilte. Ne? Hilte. Hilti doğru cevap. Hilti. Evet. Vallahi çok heyecanlıyım ondan. Ama bilmiyormuşum ki. Neyi bilmiyormuşum? Onu bilmiyormuşum zaten. Hanımefendi, bilmediğinizi ben anladım zaten. Harf koyun, harf koyun diyorum. Ay, teşekkür ederim. Rica ederim. Sesli harf koyun diyorum. Hasti diyor. Peki. Kartı da ters tutmuşum stresten. Efendim, 5 harfli diğer kelimemize geldi sıra. Bakıyorum size yarayabilecek bir şey var mı? Yok. Gelsin. Kökü ve dalları suya sabun katılmış gibi köpürten karanfilgiller familyasından bir bitki. Suya sabun katılmış gibi köpürten. Böyle suya böyle köpürtüyor suyu gibi düşünün. Harf alayım. Harf aldık. Ç. Çiçek. Değil. A harf alın. Harf alayım. Evet. Evet. Çölye. Ne? Çölye. Değil. Harf alın. Aldık, harf aldık. Harf alayım.
Kereviz tatlısını biliyor musunuz? Hayır. Kerebiç, kerebiç. Çören. Değil. Ama ortadaki harfi değiştirirseniz bulursunuz. Çöden. Değil. Çöken. Değil. Çösen, çönen, çömen. Değil. Devam. Çölen. Devam. Çöyen, çözen, çöben. Ne? Çöben. Değil. Başa sardım. Çöcen, sonda çöçen, atladığınız çöden. Var bir tane de. Çöfen. Çöfen. Değil. Çögen. Sona doğru gidin. Çöken, çölen, çömen, çönen. Evet. Çöpen. Değil. Çören. Değil. Çösen. Değil. Çöşen. Çöten. Değil. Ay. Çöven. Çöven doğru cevap. Sorular zorlaşmış. Ne? Sorular zorlaşmış ama. Sorular zorlaşmış. Evet. Böyle bir bitki. Valla işte ne bileyim kerebiç tatlısı yememişsiniz. Sizin de kısmetiniz. Tatlı çok sevmem. Şimdi efendim bir sıfat soracağız. Efendim tüm sevenler için geliyor. Gelsin bakalım. Az ve seyrek olan şeyler için kullanılan bir ikileme. Az ve seyrek, nadiren değil az. İkileme ama. Ondan çok yok ya. Az az. Böyle az kaldı demeyiz de ondan. Gıdım gıdım. Ne? Böyle birkaç tane kaldı demeyiz de ondan nokta nokta var. Tek tük. Tek tük doğru cevap. Efendim altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir cevaba ihtiyacımız var şu soruyla. Şu şimdi evet. Siyah, parlak ve çok sert bir ağaç türü. Harf alayım. Verelim. Siyah. B. Çok sert bir ağaç. Alın. Harf alayım. Alın evet. Harf alayım. Aldık. Evet. Abiros. Ne? Abiros gibi. Yani değil. Evet. Türetiyorum. Abiros. Bir tane daha alırsınız. Harf alayım. Aldık. Oh rahat rahat. Ne oldu? Abilos. Değil. Abelos. Değil. Hangisini değiştir? Yani değiştireceğiniz zaten bir tane görünmeyen var ya. Abilos, abiros. Değil. Abikos, değil. Abisos. Değiştirin efendim oradaki ne? Değil diyorum başından beri. Hangisi sesli harf miydi? Evet. Abilos. Abelos, abiros, abisos, abekos, abekaynanı ne yaptın diye gireceğim şu an Trakya bölgesinde. Abelos, abisos. Aynısıyla devam etseniz. Aynısıyla devam etseniz. Abelos işte. Hangisi aynısı? Orada. Sesli harfi aynı devam edin diyorum. Tamam, abe diyorum zaten eyle. Tövbe Abanos. Estağfurullah. Aynı baştakini aynı deseniz. Benim kullandığımla aynı anladım ben. Yani benim E harfini kullandım ya ben. Evet. Aynısıyla gitsiniz deyince hani ben E ile gideyim diye anladım. Ama yanlış diyorum zaten ona ya. Dilan Hanım. Çok heyecanlıyım. İdare ediyorum. İdare ediyoruz canım. Rica ederim. Bence bilirdiniz. De ilk yarışmacı olmanın dezavantajı i̇lk bence. İlk yarışmacı olmanın hiçbir dezavantajı yok. Ben size söz veriyorum. İkinci ilgili. Olayım istedim. Çünkü ilkini görürüm. Evet. Biraz sakinleşirim. İkincide de hemen atarım. Evet. Otururum yerimde diye düşündüm. Yanlış düşünmüşsünüz. Peki. Evet. Hiç merak etmeyin. Siz böyle halledeceğiz ya. Daha orada 8500 puan yatıyor. Merak etmeyin. İnşallah. 7 harflere geçtik. Efendim... Bir sıfat soracağız. İki ayrı kelimenin birleşmesinden oluşmuş. Tamam. Gelsin bakalım. Kurnaz ve uyanık davranarak çıkar sağlayan kişi. Çıkarcı, menfaatçi. İki kelime ya. Ha. Kurnaz. 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 Çakal. Ne deriz ona? Seni gidi. Seni gidi. Aç gözlü değil. Gibi bir şey. Durdurayım mı? Ha? Aç gözlü değil. Abi iki kelime ama çok benzer bir şey. Bir harf daha alın. Bir harf daha alayım. Şimdi durdurun. Deminki kelimenin benzeri. Aç akım. Ne? Ya. Hayır canım. Aç. Açık göz. Açık göz doğru cevap. Aç gözlü, açık gözlü evet. Ne kadar yapıyorsun? Az önce işte. Siz bilmeye çalışırken kulağıma editör ipucu söyledi. Nokta nokta dedi. Gerçekten çok Allah yardımcı canım olmuş. O da ne yapacağını şaşırdı, yazık. Efendim tam yarışmanın ortasındayız. 2200 puanımız ve 1 dakika 17 saniyemiz var. Süre biraz zorlayabilir. Evet. O yüzden bir çıt daha hızlanmamız gerekecek.
Tamam. Biraz da rahatladık zaten. Artık evet, bence rahat rahat devam ederiz. Şimdi efendim 7 harfli ikinci kelimemiz Fransızca kökenli bir kelimeymiş. Bakalım nasıl sormuşuz. Uçlarından biri çevresinde dönebilecek düzende yatay olarak yerleştirilmiş çarpı biçiminde araç. Uçlarından biri çevresinde dönebilecek düzende yatay olarak yerleştirilmiş çarpı biçiminde araç. Tek kelime. Tek kelime. Kelebek gibi değil. Uçlarından biri. Yatay olarak. Şeylerde böyle toplu taşım araçlarına binmek için geçeriz bunlardan. Turnike. Turnike doğru cevap. Efendim 8 harflere geçtik. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Kendisi Arapça kökenliymiş. Buyursunlar. Birlik durumuna gelmiş. Birlik olmuş. Birleşik. Mut. Yok. Harf alın. Harf alın. Zor. Ya. Evet bayağı zor. Bir harf daha alayım. Evet. Mutabık. Değil. Değil. Alın bir harf daha alayım. Hani inşaat yapan var ya, ona benziyor ama değil. Müteahhit falan bir şey. Hayır işte ona benziyor ama değil dedim. Evet. Ben gittim ya. Söyleyin, şimdi gitmediniz. Meyle başlamıyor ha. Hayır, doğru gidiyorsunuz. Allah Allah. Yazanı okusanız çözeceksiniz. Mütehat. Değil. Mütehal. Değil. Mütehas. Allah Allah. Birleşik ne olabilir ya? Ya aynı kelime, doğru yaptınız zaten. Normal bildiğiniz kelimeyi söyleyin. Müteahhit dedim. Heh, tamam o değiştirdi. Ortadaki bir şey. Müteahhit. Aa, tövbe estağfurullah. Müteahhit. Dilimizi bilmiyor olabilir mi? Hanımefendi zaten o kelimenin ortası değişik. Yok mümkün değil. Müteahhit. Evet. Ortası değil, sonu değişikmiş. Nesi değişikmiş? Sonu değişikmiş. Sonu. Sonu mu değil? Kesinlikle dilimizi bilmiyor. Bir dakika. Müteahhit dedim. Siz ortasını değiştirin dediniz. Müteahhit dediniz. Müteahhit. Hanımefendi müteahhit. Ya kelime aklınıza gelen. Hayır, müteahhitin ortası değişik demeye çalışıyorum. Tamam. Sonu değişikmiş diyorsunuz. Hiçbir şekilde sonu değişik değil. Evet. Pardon. Nasıl yapalım? Ben en iyisi yardım da etmeyeyim. Edin. Yok hayır, etmeyeyim. Kafanızı hayır karıştırıyorum hayır, ben sizi. Yok sizin yardımınızla ben gidiyorum. Yo. Lütfen. Ben etmeyeyim. Darılırım lütfen. Yo darılmayın. Çok üzülürüm sakın. Bir daha sakın gelmem ama. Lütfen. Gelen gidemiyor zaten. Muhakkak gelirsiniz de. Siz daha iyi olacaksınız. Yok. Ben sizi yavaşlatıyorum. Hayır, yok. Hiç alakalı. Ben yok kafanız kal. Zaten yani battı balık yan gider. Balık falan batmadı bir kere. Bence battı. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Yabancı kökenli ama ne yabancısı? Fransızca kökenli. Efendim 2 kelimenin birleşiminden oluşan bir sözcük soracağız. Tamam bunu bilirsiniz. Gelsin bakalım. Yer yuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal somut olayların incelenmesi. Harf alayım. Alın. Süreniz çok az. Hayır. Jeoloji. Değil. Diğeri. Jeoloji. Yok. İki kelime ya. Hı. Jeoist. Başka bir bilim dalı söyleyin. Jeolisi mi? Jeoli. Kimya, biyoloji. Bir tane daha var. Jeolofen. Jeolofen? Bunu keselim. Bunu keselim mi? Aynen. Şimdi jeoloji var. Bir de Mesela Kate Moss'un nesi iyidir? Beden demeyiz de ne deriz? Jeofizik doğru cevap. Efendim 9 harflere geçtik bir şekilde. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. 12 saniyeniz var. Soru başına işte 3 saniye gibi bir süreniz var. Zor mu? Ha? Zor mu sorular cevabı? Kız ne bileyim bakayım dur. Ben de bakayım oradan. Yani ortalama. Hadi inşallah. Bence hallederiz. Ama harfi durdurmanız lazım. Tamam. Tamam. Gelsin bakalım. İşleri sürekli ters giden, talihsiz kimseler için kullanılan harf mecaz olayım anlamlı bir söz. Harf alayım. Aldık evet. Bahtı kapalı, bahtı kara. Bahtı kara doğru cevap. Yine 9 harfli. Bakayım şey olacak mı size?
Aa, bunu bilirsiniz ya. Basit bu, basit. Yani durdurmanız gerekir. Tamam, harf alayım mı? Almanıza bence gerek yok. Buyurun. Ortasından porsuk çayının geçtiği lüle taşıyla ünlü ilimiz. Süre... Ben hallettim. Bir saniyem kaldı. Durdurun dedim ama Dilan Hanım. Lüle taşıyla ünlü ilimiz. Evet, porsuk çayı geçiyor ortasından. Zonguldak değil. Sallıyorum şu an. Farkındayım. Lüle taşıyla. Çiğ börek diye bir şey biliyor musunuz? Çiğ börek? Heh. Evet. Evet. Aa, o neden indi? Başka bir şeyle meşhur olan bir şey var mı? Daha ne yani? Çiğ börek. Öğrenci şeyler yaşar. Eskişehir. Eskişehir doğru cevap. Gerçekten Dilan Hanım ite kaka ite kaka ilerliyoruz. Bakalım iki sorumuz kaldı ve bir saniyeniz var. Nasıl yapacağım? Ben direkt basayım o zaman. Yani siz onu bence tutturamazsınız. Ben mi bassam? Evet. Bari onu da siz sanki yok diyecekti de bir de düşünüp evet demez mi? Dilan Hanım bakayım. Almanca kökenli bir sözcük gelecek şimdi bilmeniz için. Hadi size kıyak, ben basacağım şimdi. Tamam. Gelsin soru. Üniversitelerde bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış bir kürsünün yönetimi için seçilmiş kimse? Profesör. Daha yukarısı. Böyle. Profesör evet. Ama nasıl profesör? Onun başına bir kısaltma da geliyor da. Kısaltma diye bir şey gelmiyor. Gelmiyor. Onun başına evet. Bayağı uzun. Profesör. 10 harfli. Öyle düşünün. Profesör. Futbollarınız nasıl? Hiç yok. Hiç yok. Fenerbahçe Lefter'in de lakabı çünkü. Eğer onu biliyorsanız diye şey yaptım. Üniversitelerde benim sen söylemi bir küsüm. Tabii artık bildiğimiz kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla verilmiyor. Yani son dönemde bu titri almış kimse tanımıyoruz. Yok, Ordinarius. Değil mi şimdi? Yani kendim. Üzgün alkışı evet. Yedik. Efendim Ordinarius profesör falan denir. Evet şimdi birleşik söyleyince. Birleşik söyleyince değil mi? Evet. İşte. Efendim son sorumuz. Bir ikileme soracağız. Bence bunu bileceksiniz, merak etmeyin. Gelsin soru. Süre yok. Harf alalım. Nazlanma. Harf alayım. Nazlanma. İkileme biliyorsunuz. Nazlanma mı? Evet. Kapris. İkileme değil kapris. Yok, türetmeye çalışıyorum. Pardon. Nazlanma. Nasıl geçmek? Nazlanma kapris nispet. Nokta nokta etmek deriz. Ya işte Dilan'a sorduk işte şunu yapar mısın dedik. Nokta nokta etti. Burun kıvırdı gibi. Böyle ses tekrar, böyle bir sesle ilgili bir şeymiş gibi. Mırın kırın olacaktı. Bunu yayınlamayalım. Tabii. Elbette, elbette. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür 2900 ederim. Puan aldınız. Harika gerçekten. Gerçekten. Evet. Hayal ettiğinizin de ötesinde. Evet, arkadaş ortamında bayağı bir. Arkadaş ortamında bayağı bir şey olmaz. O arkadaş şey ortamındaki olacak, evet. Arkadaşlarınızı gönderin, bir de onları görelim. Evet, gelsinler bu sezon katılsınlar, öyle konuştunuz. Aynen, bence. Çok güzel konuştunuz. Ama son soru kolaydı. Onu son soru gerekiyordu da saldım biraz galiba ondan. Aynen ya, saldınız ondan oldu Dilan Hanım. Doğru. Bence çok eğlenceli oldu ama inşallah siz de eğlenmişsinizdir. Ya benim için önemli olan zaten buraya katılmak, anı biriktirmek, güzel evet. Vakit geçirmek yani. Öyle olduğunu umut ediyorum. Öyle oldu. İyi, süper, en azından. Evet, en azından. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Hanımlar, beyler, Dilan Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.